Merhaba şu açtık. hoş geldiniz. Bugün yeni videoyla karşınızdayım. Bugün önemli bir videoyla karşınızdayım. Hemen size bir şey haber vereceğim. Ekipmanı karakterlerden çıkarmak şu anda 6 kristal. Bunu hemen yapın. Ben neredeyse bütün ekipmanlarımı çıkardım. Neredeyse hepsini çıkardım. E, haberiniz olsun diye söylüyorum. E, şu anda 2 gün sürecek bu indirim. Kesinlikle hızlı bir şekilde bütün ekipmanlarınızı çıkarın. Ne var, ne yok hepsini. Gördüğünüz gibi %99 indirim var. Normalde 600 kristal ama %99 indirimle 6 kristal. Şu anda gördüğünüz gibi Jean'den Thanos'tan işte Doctor Strange'den, Captain America'dan falan hepsinden eee ekipmanları çıkardım. Genelde şu anda biliyorsunuz skor ağırlıklı oynuyorum oyunu. O yüzden belli başlı karakterlerin ekipmanlarını değiştireceğim. İşte öfkeyi çıkarmadım. Kırık... 40... Scarlet Witch'in ekipmanını çıkarmadım. Birkaç tane de ekipmanı çıkarmadım. İşte Hulk'tan saflığı çıkardım. Spider-Man'den ee, sabır çıkardım falan. Bunları hasar arttırmalı ekipmanlar. Pardon bu karakterlere hasar arttırmalı ekipmanlar takacağım. Çünkü Shadowland'da biliyorsunuz yüksek katlarda zorlanırım bu karakterlerle. O yüzden öyle ekipmanlar takacağım. İşte diğerlerinde bakacağım bir şekilde. Şöyle envanterimi göstereyim istiyorsanız hemen. baya ee, bayağı bir ee, CTP var görüyorsunuz içinde. 4-5 tane otorite var. 2 tane enerji var. Bir sürü aşım CTP var. 3-7 tane varmış. 2 tane saflık varmış. 3 tane de yıkım CTP var. Ve bolcu da 200 hasar arttırmalı ekipman var. Şöyle e, göstereyim. 160 varmış işte. Yani bir tane daha 160 var. 180 var. işte bu kaç? Bu neymiş? Şuna bakayım hemen. 180 var. E, bir iki tane daha 200 olması lazımdı. 5 tane dokunulmazlık falan var. E, hepsini göstermeyeyim şimdi. <laughs> Şuradan neyse bakalım. Ha, bir tanesi buradaymış. Başka var mı? Bir tane daha olması lazım. 200. Evet şurada bir tane de 200 var. Pardon bu değil şu. Ee, bunları tek tek takacağım. Şimdi luna'dan e, da öfkeyi çıkarabilirim. Şu anda net bir fikrim yok. Ee, bir tane öfke CTP'yi alacağım. Şu anda kristalimi biliyorsunuz ki. Ee, ant efsanevi savaşını açmak için biriktiriyorum. oraya açtığımda Öfkesi tipi alıp iki tane karakter takacağım. İşte biliyorsunuz ki Luna, Kaptan Marvel ve Douglas Strange kesin öfkesi tipi takacağım. Enerjinin birine Thanos'a takabilirim. Skor ağırlıkla dizdiğim için. Ee, Sharon'a takmayacağım tahminen. Neden? Çünkü skor günü yok. O yüzden Sharon'a 200 hasar attırma takarım diye düşünüyorum. Şu anlık işte 200 hasar attırma ve kritik hasar takarım diye düşünüyorum. Şu anlık Kaptan Amerika'dan da çıkardım. Çünkü Namor'u büyük ihtimalle artık alacağım ve Namor'a e, pardon Namor'a Öfke takacağım. Doğru. Kaptan Amerika'da skorcu olmayacağı için enerji takmama gerek yok diye düşünüyorum. Ben şu anda kendi yapacağım tam bir fikrim yok ama bakacağız. Bir de kış etkinliği geliyor. Kış etkinliğinde yine nişanları toplayacağız ve ödül olarak kategori 2 bileti var. Mega pardon mega değil 6 yıldız kostüm yükseltme bileti var onun haricinde 100 küp var ve 6 5 4 yıldız küp var seçici kitap var falan diğerleri de fasafiso ödüller bunların da haberini vereyim ya bir tane mega alacaksınız ya bir tane kostüm yükseltme bileti alacaksınız ki ben tavsiye ederim kostüm yükseltme biletini çünkü çok fazla malzeme gidiyor kostümü destansı yapmak için 6 yıldız yapmak için o yüzden işte kostüm desans yapmak için 6 yıldız nereden çıktı neyse kostüm desans yapmak için fazla madde gidiyor. O yüzden biraz daha işte kostüm biletini tavsiye ederim veya işte ileri seviye bir oyuncusunuz küp de alabilirsiniz kategori 3 yapmak için. Bu da size kalmış. Ben tahminin 6 yıldız biletini alacağım. Çünkü 2 Omega'yı kategori 2 yapacağım. O yüzden de bana 6 yıldız bilet lazım. Şu an 4-5 yıldızdan ikişer tane var. 6 yıldızdan bir tane var. O yüzden Tahminen Kid Omega için alırım diye düşünüyorum. Ben şu anlık e, neredeyse bütün ekipmanlarımı söktüm. Biliyorsunuz Kaptan Marvel'da yıkım seti vardı. E, öfke takacağım için söktüm. Yıkımdan maksimum 1 milyon skor atabiliyordum. Ama şimdi bu artacaktır diye düşünüyorum. Zaten mü, yani büyük ihtimalle artacak. E, Luna'daki öfke tahminen kalır şu anda en iyi. E, neredeyse çok iyi değerlere sahip. O yüzden e, düş, değiştirmeyi düşünmüyorum. Luna'daki öfkeyi. E, Sharon'dan çıkardım kaptandan e, otorite vardı biliyorsunuz Douglas hemen çıkardım e, çünkü yani otoritesi tipi takmak istemiyorum yani büyük ihtimalle öfke takacağım e, işte iki tane öfke alacağım efsanevi savaştan bir tanesine artık hangi karakteri Thanos veya spider türü altı yaparsam e, onu açacağım. E, bir tanesini garanti bir şekilde şu anda Ant-Man Efsanevi Savaşı'ndan alabilirim. E, onu da bekliyorum. ya yani umarım bir yerden daha öfkesi tipi düşürürüm ki böyle dört tane öfkesi tipim olur. E, Luna, Captain Marvel, Doctor Strange ve Namor'a takarım ve güzel bir skor çıkarırım ilk haftada. Enerji tipinde birini Thanos'a takarsam e, ilk haftayı neredeyse fulluyoruz değil mi? Evet. Bir de Cyclops kalıyor. Cyclops'a artık bir tane ekipman takarız bir şekilde şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Ben şu anlık e, yani skor haftasını bir şekilde halledeceğiz. Bunu söylemiş olayım. Onun haricinde oyuna bir güncelleme geldi. Yine 140 140 MB ne öyle bir şeydi. Belli başlı hatalar düzelttiler. İşte onu söylemiş olalım. 100 biyometrik ödül falan verdiler. Ondan bahsetmiş olayım bir de. E, belli başlı şeyler düzeltildi tahminen öyle gördüm ben. Ama Scarlet Witch hala üstün başmanda aynı etki veriyor. Bunda sıkıntımız yok. Onun haricinde Gorilla adama 100 biyometreyi bastım. Gördüğünüz gibi sadece bir ekipmanı kaldı. E, Shadowland'da oynadığımda bu hafta Kadir 2 yapıyorum maddeyle. E, gördüğünüz gibi bir tane ekipmanı da e %94'te kaldı. Tahminen bir şekilde 3 biyometreyi bulup hızlı bir şekilde basarım ve Hafta sonu Shadowland'dan gelecek 150 biyometriyi de alırım gorilla adamı ve basarım tahminen. 75 milimetrik üstünde kalıyor. O 75 milimetriyi de kime basarız? Artık yeni karakter kim kasacaksak ona basarız diye düşünüyorum. Şöyle bir bakayım. E, Cable'dan da bu arada e, ekipman çıkardım. Darkest Angel'e takarım emin değilim. Cable'da skor yapabilirim. Şu anda net bir fikrim yok. Enerji CTP var iki tane elimde. E, Charon'a takmayacağım. İşte Cable'a takılabilir. Belki Darkest Angel'e takmam. Yani belli olmaz. E, onun haricinde işte e, bakayım yani bir şekilde bir şeyler yapacağım zaten bunları size tek tek göstereyim. İşte Gambit'ten ekipman çıkardım, Winter Soldier'dan çıkardım ne bileyim. Bütün aşımları çıkardım Corvus'tan, Karacene'den, Loki'den, Hela'dan, le Faye'den. Çünkü tamamen Shadowland ağırlıklı takacağım bu ekipmanları. O yüzden çıkardım onu söylemiş olalım. Böyle çok yüksek katları zorlamayacak karakterleri yine aşım seçip takarım. Şu an net bir fikrim. Yok yani öyle şu anda net bir fikrim yok neyse onun haricinde ee, kimet basarım bu büyümesi artık yavaştan ee, kasilius kasmaya başlarım tamamen kasiliyosu basabilirim 35 beş mm. fazladan kalacak ve artık şu Chang chi miydi he Chang yavaş yavaş kasarım alt hızlı yaparım ki şu black Dwarf'ta hızlı hızlı kat çıkmam lazım Onun haricinde mist knight da geliştirmeyeceğim e, çünkü artık foxu aldığım için biliyorsunuz ki ee, ikinci haftada çok rahat bir şekilde 3.5 milyon skor atabiliyorum. Böyle sallana sallana 3.5 milyon skor atabiliyorum. Miss Knight, Fox ve ee, Luna Snow'la çok rahat bir şekilde skor atılıyor. 4 milyon mu ne attım? 3.7 milyon mu? Öyle bir şey yapmıştım. E, zaten skoru da görmüşsünüzdür herhalde. Veya göstermedim mi? Şu anda 9.6 milyon olmuş skorum. Onun haricinde ee, üstün başvurmandan biraz bahsedeceğim. Size bir taktik vereyim. Eğer yapabiliyorsanız hepsini 10 seviye yapın. Ondan sonra bir tane üstün başmanı yönelim derim ben. Gördüğünüz gibi şu anda ebonemi hızlı bir şekilde yaptım. Proximayı yaptım. Yani şimdi Black Dwarf yapacağım. Ondan sonra Thanos yapacağım. O şekilde devam edeceğim. Çünkü hızlı hızlı 50 küp alırsınız ve bu sizin için oldukça iyi olur. Hepsinden tek tek kutuları da alırsınız. Belki şansınıza iyi bir şey çıkar diye düşündüm ben. Ben öyle yapacağım işte Size de böyle bir taktik vermiş olayım. Yani dediğim gibi yancıya işte Venom, Silah, Hex, Scarlet Witch almayı unutmayın. Kesinlikle alın. Bu şekilde her neyse CTP'lerinizi çıkarın. Eğer beğenmediğiniz, hoşunuza gitmeyen e, bir CTP varsa çıkarın. Yorumlarda yine sorabilirsiniz. işte şu CTP şunda vardı çıkarıp yerine ne takayım falan diye konuşuruz, sohbet ederiz. Bunun hakkında konuşacağım. Onun haricinde Shadow videosu gelecek yine. E, tahminen kaçıncı katlara gelsin bunu da söylemeyi unutmayın. Yani tahminen şu anda 30. kata geldim. E, Gorilla Adam'ı burada deneyeceğim. E, bunun videosunu çekeceğim. Tabii ki Gorilla Adam'la bitirmeyeceğim burayı. Çünkü aslında bitirebilirim ya sıkıntı olmaz. Çünkü e, ee, haftaya alacağım için pardon cuma günü alacağım için o yüzden 30. katı gol adamına geçebilirim. Tahminen işte e, kaçıncı katı geçeriz? 45 ile 65 arası yapabilirim veya 45 ile 55 arası. Artık hangisi olursa duruma göre bakacağım. E, kimleri kullanacağım onu söylemeyeyim yani sürpriz olsun her neyse. E, bu şekilde tahminen kendim anlatacağım Shadowland videosunu. Onun haricinde bir de e, Black Video fragmanı geldi ve yarın Black Video ile ilgili bir video gelebilir onun haricinde yani bunu söylemiş olayım bir işte fragmanını biraz değerlendiririz belki daha sonra hemen hızlı bir şekilde oyuna geçip oyundan da neler gelecek bundan biraz bahsederiz dediğim gibi geçen e, hangi karakteri kategori 3 gelmeli diye bir video yapmıştık ve bilek video bu videosunun içinde vardı ve tahminen e, bundan sonraki 5. kategori 3 oyuna gelecek 5. kategori 3 bilek video olacaktır çünkü filmi çok yakın işte Mayıs'ın başı, başı değil mi? Evet Mayıs'ın başında çok bir şey kalmadı. O yüzden bekliyoruz artık. Bu şekilde bütün haberleri vermiş oldum. Yeni bir güncelleme geldi. Belli başlatmalar düzeltildi. Kış etkinliği geldi. Bunu da söylemişti. Hemen şuradan ödülleri de bakalım. Aha, gelmiş buraya doğru ya. Bir an unuttum ben. Buradan göstereyim en iyisi. Ee, gördüğünüz gibi paketlerde belli başlı nişanlar alabiliyorsunuz tabii ki. Alırsanız size kalmış. Her neyse, e, ne dedik işte kostüm bilet dedik. E, kostüm güçlendirme bileti dedik esasında. 100 küp var. E, 6, 5, 4 yıldızlı biletler var. Onun haricinde seçici kitap var. İşte titan bileşinde biyometrik falan var. Bunlara gitmeyin işte biyomistik ona buna gitmeyin. E, altına enerji falan dediğim gibi e, kesinlikle biletlerinizi alın veya işte küp alın veya işte e, Kategori 2 bileti hangisine ihtiyacınız varsa onu alın ve bunun hakkında da sorabilirsiniz. Bunun hakkında da yardım edeceğim. Onun haricinde hesap incelemede gelecek 4 tane hesabı belirledim. Şu anda 4 tane hesabı inceliyorum. Çok uzun yazan 4 kişiyi seçtim ve onun videosu da e, bu hafta gelebilir diyeyim. Yani e, kesin bir şey söylemeyeyim, net bir şey söylemeyeyim. Bu hafta veya haftaya hesap inceleme gelebilir. Güzel bir video olacak diye tahmin ediyorum ben. Bu şekilde bu videoyu bitirmiş oldum. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve görüşmek üzere.